sınırlarından dolayı böyle bir görüntü söz konusu. Bunun dışında şu anda sınırlarını çizdiğim tabaka bu yapıya ait gri cevher. En dıştaki korteks kısmı. Kendi içinde üç ayrılıyor. Birazdan izleyelim. Dışarıda ak madde var. Daha açık pembe boyanabiliyorsunuz. Daha doğrusu görüyorsunuz. Moleküler tabaka incelemek üzere şimdi en dışa yakınlaşıyoruz. Evet. Arkadaşlar şurası statum moleküler ya da moleküler tabaka açık renkte boyanmış. Hücresel yapılar açısından oldukça fakir bir bölge. Ama hücresel yapıları da göreceksiniz az da olsa. Şurada okul ucunda yuvarlak bir yıldız hücresi görüyorsunuz. Biz bunu dış yıldız hücresi ya da stellar hücre olarak da adlandırıyoruz. Bunun moleküler tabaka içine doğru yaklaştığınızda iç yıldız hücresi olarak adlandırdığımız diğer bitki var. Fakat hücre alttaki branda hücrelerle gövde anlamında neredeyse aynı boyandığı için özel bir boyayla arkadaşlar duyulmasın. Tamam. Şurada gördüğünüz hücre dış yıldız hücresi ya da stellat hücre olarak adlandırdığımız hücre. Moleküler tabaka içinde bunu göreceksiniz. Daha altlara indiğinizde moleküler tabaka sınırında iç yıldız hücresi ya da basket, sepet hücresi olarak adlandırdığımız diğer bir hücre daha var. Bu hücrenin uzantıları şu anda okul ucunda gördüğünüz Purkinje'nin gövdesini bir sepet gibi sarmaktadır. O nedenle bu ismi alıyorlar. Ancak bu hücreyi bu boyama tipinde gösteremiyoruz. Çünkü diğer hücre tipleriyle neredeyse aynı konformasyonda boyanıyor. Bunun dışında moleküler tabaka içinde bulunduğunu bildiğimiz fakat burada göstermiyoruz ama bilgi olarak size ekleyeceğim. Biliyorsunuz Purkinje'nin dendritleri yukarıya doğru, moleküler tabakaya doğru dallanır ve bu dallanmaların arasında göreceğiniz fanjanla hücreleri bu yapının içinde bulunan bir hücredir. Yine Purkinje zarar gördüğünde bu alanı tamir etmek üzere buraya yaklaşan ve doldurma görevini üstlenen Bergman'ın glia hücresi de bu hattın içerisinde bulunmaktadır arkadaşlar. Moleküler tabakanın altında cerebellumun en iri hücreleriyle ayırabileceğimiz Purkinje hücreleri var. Şu anda okun ucunda görüyorsunuz. Hattı gezdiğinizde zaten bu alanı tamamen tek bir şerit halinde doldurduğunu göreceksiniz. Bu tabakanın adı ganglionar tabaka arkadaşlar. Stratum ganglionarum olarak da adlandırıyoruz. Purkinje hücresinin gövdesindeki akson, granül hücreye geçerek ak maddeye doğru ilerlerken dendritin moleküler tabakaya doğru uzandığını az önce de söylemiştim. Altta koyu açık boyanmış alanlar görüyorsunuz. Korteksin en alt tabakası arkadaşlar bu hücrelerin en alt tabakası. Granüler tabaka, stratum granulozum olarak da adlandırıyoruz. Burada iki hücre tipiyle beraber özel bir yapı göreceğiz. Biraz büyüterek göstermeye çalışacağım. Şu anda okun ucunda iki tane hücre görüyorsunuz. Şu hücre granüler hücre arkadaşlar. Daha koyu boyanmış. Hemen sağındaki hücreye göre daha küçük olan hücre, granüler hücre. Ve okun ucunda diğer bir hücreyi görüyorsunuz. Tip 2 Golgi hücresi. Daha büyük ve daha açık boyanmış sitoplazmasıyla diğer hücreden rahatlıkla ayırabilirsiniz. Ve arkadaşlar yine okun ucunda eozinofilik boyanmış pembe görünen alan cerebellum'a özgü cerebellar glomerül bölgesi. Bu bölgeyi oluşturan yapılar şu anda gördüğünüz Golgi hücresinin aksonu, granüler hücrenin dendriti ve bu pembe alan içerisinde var olduğunu bildiğimiz Moiti fibrillerinin aksonlarıdır. Yani iki akson ve bir dendrit uzantısıyla oluşmuş bu alan cerebellar glomerül alanı olarak adlandırılmaktadır. İçeride granüler tabakanın hemen altında da başlayan kısmın akciğerler olduğunu sinir hücrelerinden zengin zaten belirtmiş. Arkadaşlar bu preparat içinde anlatacaklarımız bir sonraki preparatımız 73 numaralı beyin preparatı. Hematopistilen ezinle boyanmış yapımını inceleyeceğiz birazdan. Arkadaşlar en dışta şu anda sınırlarını çizdiğim bölge beynin korteksi ya da sizin anlamınız açısından diğer bir gri cevheri. Bu yapı moleküler olarak altı tabakaya ayrılmakta. Bu tabakanın da hemen altında şurada pembe olarak gördüğünüz akciğerler yer almakta. Bu bölge primitif olarak arkadaşlar sonradan oluşmuştur. Dolayısıyla işte oluşumu daha yakın bir evrede gerçekleştirdiğinden ismi de buna benzer şekilde neokortekstir.
aynı zamanda izokorteks olarak da adlandırıyoruz. Daha içeriye girdiğinizde daha eski bir oluşum olan şurada sınırlarını çizdiğim allokorteksi görüyorsunuz. Şurada gördüğünüz alan. Burası arkadaşlar hipokampal bölgeyi de içermektedir. Şurada C şeklinde bir yapı görmektesiniz. Korna amnon olarak adlandırdığımız amnon boynuzu. Üç kısımdan oluşuyor. Birazdan daha yakından hücrelerini incelerken anlatacağım. Hemen karşısında ikinci bir C harfi şeklinde gördüğünüz yapısı dentat giyiyorsunuz. Burada ayrıca ucunda üçüncü ventrikülü yanlarda lateral ventrikülleri görüyorsunuz. Hemen şu bölgeyi talamus olarak adlandıracağız. Hemen altındaki bölge hipotalamus ve içeride gördüğünüz boşlukta dördüncü ventrikül arkadaşlar. Şimdi en dıştaki neokorteks bölümünü inceleyeceğiz. Öncelikle karıştırmamız gereken iki yapıdan da bahsediyorum. Çift taraflarında göreceksiniz. Okulucuda bir kan damarı görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada. Buna benzer olarak daha aşağıda şöyle, bu şekilde gördüğünüz yapılar bir kaplantıdır, damar değildir. Piyaya yakın, dış taraf piyaya kaplı. Dolayısıyla içeride damar yapılarını görmeniz mümkün. Dışarıda altı moleküler tabakanın olduğundan bahsetmiştik. Şimdi tabakaları isimlendirerek özellikleriyle beraber tanımaya çalışalım. Arkadaşlar en dışta şurada gördüğünüz tabaka, moleküler tabaka, hücresel açıdan fakir ve açık renkte boyanmış ve aşağıdaki hücrelerin akson ve dendritlerin içerdiğinden yüksel elemanlar açısından zengin pembe bir tabak olarak göreceksiniz. Buraya spesifik olarak okunucunda gördüğünüz rhesus kajal ya da kajalın horizontal hücreleri kortekse paralel nükleuslarıyla diğer hücrelerden ayırabileceğiniz bu tabakaya özgü yapılardır. Burayı lamina moleküler olarak adlandıracağız. Şurası. Hemen altına iniyorum. Daha altta hem granül hücreler, şurada gövdelerini gördüğünüz, hem de küçük piramidal hücreler açısından okunucunda gördüğünüz zengin bir tabaka. Şu bölge. Burası dış granüler tabaka arkadaşlar. Hemen altında üstteki hücrelerle, piramidal hücrelerle karşılaştırdığınızda biraz daha büyük gövdeli, şurada okunucunda görüyorsunuz, piramidal hücreler göreceksiniz alanı gezdiğinizde. Burası dış piramidal tabaka. Ses geldi. Burası dış piramidal tabaka arkadaşlar. Hemen altına indiğinizde granül hücre gövdelerinin yoğun olduğu iri ufaklı granül hücreleri görüyorsunuz. Sadece tek hücreleri göreceksiniz burada. İç granüler tabakayı görüyorsunuz. Arkadaşlar bu iç granüler tabakayla az önce gösterdiğim dış piramidal tabaka arasında Becherer çizgisi vardı. Bu iki tabakayı birbirine ayıran. İç granüler tabakadan ilerlediğinde aşağı doğru şurada Betsin dev hücrelerini göreceksiniz. İri gövdeleriyle zaten diğer hücre tiplerinden çok rahat ayırabileceğiniz bu hücrelerin bulunduğu tabaka iç piramidal tabaka. İç piramidal tabaka ile iç piramidal tabakayı birbirinden ayırdığı bilinen çizgi Baylarca'nın dış çizgisi. Aşağı iniyorum tabakadan. Şurada gördüğünüz lamina multiformis olarak adlandırdığımız farklı büyüklükteki hücre gövdelerini içeren bu tabakayla hemen üstündeki iç piramidal tabaka arasında da Baylarca'nın iç çizgisinin olduğunu bilmeniz gerekiyor. Lamina multiformis'ten sonra zaten boyanma şeklinde değişiyor. Daha koyu pembe olarak, hatta küçük bir daha koyu olarak gördüğünüz pembe sinirsel bilgisayar yoğun olduğu bu alansa akciğer olarak adlandırılmakta. Arkadaşlar dış korteksi inceledik. Şimdi daha doğrusu neokorteks. Allokorteksi beraber. Az önce kısaca üstünden geçmiştik ama korna, amnon ve dentat gyrus bu bölgede olduğundan bahsettim. Dentat gyrus'u yaklaştırarak gösterdiğimde burada reseptör granül hücrelerinin olduğunu göreceksiniz. Nükleuslarının yuvarlak olmasıyla çok rahat ayırabileceğiniz şurada gördüğünüz hücreler dentat gyrus'ta bulunmaktadır. Korna amnon ya da amnon boynuzuna yaklaştığımızda da buraya spesifik olarak da hücreler var. Bunu üç parça halinde inceliyoruz. Biliyorsunuz korna amnon 1, korna amnon 2 ve dentat gyrusunun hilusuna doğru olan korna amnon 3 bölgesi. Herhangi bir bölge
bölgeyi yürütelim. Arkadaşlar burada da piramidal hücreler olarak adlandırdığımız efektör, piramidal hücreler olarak adlandırdığımız perikaryonların üçgenisi, nöronları çok kolay göreceksiniz. Alanın her yerinde mevcut hücrelerdir. Bu preparatı da anlatacaklarımız bu kadar. Özel boyalarımızda arkadaşlar nöronların tiplerini ve gövde yapıları ile ilgili biraz daha ayrıntılı bilgi edinmeye çalışacağız. Öncelikle sizlere gümüşleme preparatı 73 numaralı gümüş kajal gümüşleme. Size gümüş implantasyon preparatını gösteriyorum. Burada yaklaştığımızda yine beyin preparatı bu arada. Arkadaşlar normalde akson ve dendrit bağlantılarını ya da uzanımlarını siyah renk olarak görebiliyorsunuz ama asıl bu preparatı size göstermem iki sebep. Astrositleri birbirinden ayırmamızı sağlayacak boyama yapısının olması. İki tip astrosit var biliyorsunuz arkadaşlar. Glia hücrelerinin içerisinde saydığımız. Bir tanesi protoplazmik astrositler. Özellikle medulla spinalis'te gri cerrahlarda yoğunlukla gördüğümüz. Burada da okunduğunu izlediğiniz, ortada gördüğünüz yuvarlak şey gövdesi okunucunda. Etrafında kısa dallanmalarla diğer astrositlerden ayırmamızı sağlayacak özellikler arkadaşlar. Kısa ve sık dallanmalarla protoplazmik astrositleri tanıyabiliyoruz. Şimdi diğer tarafta size fibril astrositi göstereceğim. Burada 73 numaralı preparatımız. Boyamız Golgikox. Şurada arkadaşlar büyüklüğünde daha yakından izleyebileceğiniz bir fibril astrosit var. Arkadaşlar bu boyada şurada gördüğünüz dala benzeyen yapılar kan damarları. Dışarıda pia vardı zaten. Biliyorsunuz kan damarları pia'ya yakındı. İçeriye doğru uzanıyor demiştim anlatımın sırasında. Ayakçığı görüyorsunuz. Bu fibril astrosite ait bir astrosit ayakçığı ve kan damarına doğru uzanarak oraya oturmuş durumda. Fibril astrositlerin uzantılarının protoplazmikle karşılaştırdığında oldukça uzun olduğunu ve daha az sayıda olduğunu görebilirsiniz. Bir başka örnek daha gösterirsem burada da aynı şekilde görebiliyorsunuz. Az ama uzun uzantılarıyla diğer astrositten ayırabildiğimiz bu yapı içerisinde arkadaşlar farklı nöron tiplerinin örneklerini de inceleyebiliriz. Şu şekilde alanı gezdiğimizde aslında pek çok nöron gövdesi ve uzantısının var olduğunu sizler de görebiliyorsunuz. Bir tanesine yakınlaşarak bir nörona ait gövde ve uzantı tiplerini incelemeye çalışalım. Şu anda okunucunda bir piramidal nöron görüyorsunuz. Daha üçgenisi gövdesiyle ayırabiliyorsunuz. Arkadaşlar şu noktada akciğere doğru uzandığını gördüğünüz yapı nöronun aksonu. Daha ince ve şurada gördüğünüz normalde nasıl içermediğini bildiğimiz akson hilyok dediğimiz akson tepeciğinden çıkar. Bunun tam karşısında moleküler tabakaya doğru uzanan daha kalın apikal dendrit görüyorsunuz. Kenarlarda her iki yanda da lateralde görünüyor. Bazal dendritler mevcut. Bir aksonla dendrit birbirinden ayırmanızı sağlayacak yapılardan birisi de arkadaşlar dendritler üzerinde gördüğünüz şu noktacıklı yapılar. Bunlara spin diyoruz. Spinler başka bir aksonun dallanması sonucu dendrite yaklaştığında oluşan terminal buton ya da telodendron dediğimiz yapıların dendritlerle yaptığı sinaptik bağlantıların görünümüdür. Dolayısıyla biz bunlara spin adını da veriyoruz. Başka bir özel hücre sizlere göstermek istediğim. Arkadaşlar şurada okunucunda aksonun moleküler tabakada olan biraz daha yakınlaştığında daha iyi göreceksiniz. T şeklinde dallanmış Martinot hücresini görüyorsunuz. Aksonun T şeklinde dallanmıştır. Gövdeyi takip ettiğinizde aşağı doğru inmektedir. Arkadaşlar bu hücre dış piramidal tabakaya özgü hücrelerden biridir. Daha küçük, şurada gördüğünüz
nöron gövdesi yer almakta ve gözükmekte. Diğer bir hücre tipi, biraz daha aşağı indi farkındaysanız. Şurada gördüğünüz, biraz daha büyütüyorum. Her iki uçta da dallamalarla seyreden ve iyisi gövdesiyle diğerlerinden ayırabileceğiniz füziform hücredir. Arkadaşlar bu hücrede sizlere moleküler tabakaları gösterirken beyinde bahsettiğim besin dev hücreleriyle aynı tabakada bulunmaktadır. Şurada bir dev piramidal gövde görüyorsunuz. Bu hücrede iç piramidal bölgede yer almaktadır. Diğer bir preparatımıza geçiyorum. 78 numaralı koyu hematoksiyon eozinle boyanmış preparat. Arkadaşlar koyu plexus yapısını şurada lateral ventriküller içinde her iki tarafta da görüyorsunuz. Üçüncü ventrikül içerisinde ve dördüncü ventrikül içerisinde görebilirsiniz. Ben üçüncü ventrikül içerisinde büyüterek sizlere göstereceğim. Okul ucunda gördüğünüz yapı defoyut arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bu yapı beyin omur sıvısının üretiminden sorumlu yapıdır. Şurada gördüğünüz tek katlı kübik hücreler ya da bazı alanlarda daha yüksek kübik olarak gördüğünüz nükleosu ortada hücreler tek katlı kübik epitel hücreleridir. Bunlar daha sonra sal hücrelerine dönüşerek koroid plexus içerisinde bosun üretiminden sorumlu hale gelirler. Bunların uçlarında mikrobiyolojik sil yapılarını görürsünüz. Bu arada üçüncü ventrikülün tavanından sarktığına dikkatinizi çekmek istiyorum. Buradaki bağlılık elemanları hem araknoidin hem pilanın bağlılık elemanları içerir. Kan damarından oldukça zengin bir bölgedir. Burada da zaten gördüğünüz bir kan damarı. Ve üçüncü ventrikülün içerisine doğru uzanmaktadır. Arkadaşlar bir drenaj ile ilgili de bulunduğu bölgelerden dural sinüslere doğru bir aktarım söz konusudur. Şurada lateral ventriküller içerisinde Monro, üçüncü ventrikül içerisinde Aquatus Silvius, dördüncü ventrikül içerisinde Muşka ve Magendi'nin foramen aralığıyla dural sinüslere doğru dolaşım gerçekleşmektedir. Benim sizlere anlatacaklarım bu kadar. Kendi preparatlarımıza da inceleyerek alalım.